Merhaba hoş geldiniz. Bu videonun bir kötü haberi, bir iyi haberi, birkaç tane de sorusu var. Çünkü bizim kanal biraz interaktif gidiyor biliyorsunuz. Yani daha Türkçe konuşmamız gerekirse Instagram'da size sorular soruyoruz. Topluluk bölümü var YouTube'da. Orada sorular soruyoruz. Sizden gelen sorulara göre içerik üretiyoruz. Sizden gelen oylamalara göre bazı şeyleri yap yapmamaya karar veriyoruz. Kötü haberle başlayayım. Çünkü herkes onu duymak isteyecektir. 9 Eylül ya da 8 Eylül civarında buluşamıyoruz. Sebebi şu çok fazla düğün ıvır zıvır var ve yer bulamadık. Ama bu hiç yapmayacağınız anlamına gelmiyor. 300 bini kutlayamadık. Belki kışın 400 bini kutlarız ama tabii ki iyi haberim var. Baktık ki madem toplanamıyoruz size muhteşem bir haber veriyorum şimdi. Gerçekten çok iyi bir haber. Şu bir web sitesi yaptık. Bitti bitecek çok az kaldı. Ee, aslında biraz forum gibi ama biraz da buluşmalar, randevular ayarlayabiliyorsunuz. Amacı şu, bulunduğunuz illerde ya da size en yakın il hangisi ise onda buluşmanızı sağlıyoruz. Kültür grupları oluşturacaksınız. İsterseniz yabancı dil konuşma grubu yapın. Mesela diyelim ki bizden İngilizce öğreniyorsunuz ya ki bu akşam bir video daha var göreceksiniz neden İngilizce konuşamıyoruz konuşacağız ve Cambly hediyeler veriyor yine. Teşekkür ediyorum Cambly'ye. Bulunduğunuz illerde buluşun ve İngilizce konuşun istiyoruz amaç bu ya da İtalyanca ya da kültür sohbetleri yapın tarih sohbetleri ilgi alanlarınıza göre sizi gruplandıracağız çeşitli gruplara katılabileceksiniz birden fazla bir de ve bir buluşma tarihi bir saat bir yer seçeceksiniz ortak kararla orada buluşacaksınız üç kişi beş kişi bin kişi bilmiyorum. Ben sizle buluşamadıysam sizleri sizle buluşturacağım. İstanbul'daki bazı buluşmalarda inşallah gelme niyetim var. Ee, bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde Ankara'ya geleceğim. Belki Antikabir'de buluşuruz sizle. Ama böyle bir portal yaptık. Bir nolu güzel haber. Madem buluşamıyoruz siz buluşun. Ben de geleyim. İki nolu haberim. Burslar açıklandı. Açıklan dedim, kazananlara ulaştık. Ama iki tane soru soracağım. Daha doğrusu iki konuda sizden akıl alacağım. Bursların fazlalarına talip olanlar var. Yani biz 20 küsür öğrenciye burs verebildik. O biraz esnedi, daha fazla kişi oldu. Ama bu arada isimleri açıklamayacağım. Daha önce söyledim. Halen soran var. Size ulaşılmadıysa bilin ki kazanmadınız. Ama çok değerli birkaç arkadaşım, değerli e, abonemiz, izleyicimiz diyor ki ben de burs vermek istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Kim istiyorsa aşağıya yazsın ya da haluk@videoeğitim.com mail atsın. Ben oraya size 30-40 tane mail yönlendireyim. İstediğinize ulaşın, istediğinize burs verin. Ben zerre karışmıyorum, bana para yollamayın asla. Beni araya sokmayın, ben seçmeyeceğim. Siz seçin, istediğiniz 30-40 kişiden bir tanesine burs verin. Ne kadar vereceğiniz de size kalmış. Kesinlikle söylüyorum, ben asla ömrüm boyunca hiç para toplamayacağım, onu bilin. Yani Udemy kampanyasında bile ne yapmıştık? Eğitim seti sattık, 4 eğitim setin, 150 liralık eğitim setin 25 liraya verdik ki burs dağıtalım. Ve bir fikrim daha var. Bu fikir umarım YouTube tarafından böyle çok beğenilir. Herkes yapar. Çok böyle çağrı yaptık mı hepsi koşuyor yardıma sağ olsun. Bu fikirde sizin desteğiniz gerekiyor. Yapalım mı yapmayalım mı? Yorum bölümünde bunları tartışmanız lazım hepsini. Fikrim şu. Bizi izleyen, bunun için ama ayrıca bir çağrı yapacağım sizlerden kabul görürse. Bizi izleyen her okul öğretmeni ama ilkokul lise ordu artık bilmiyorum ne deniyorsa bu çağda. Ama doğuda ihtiyacı olan okul öğretmeni bize 2 dakikalık, 120 saniyelik okulunu, durumunu ve neye ihtiyacı olduğunu çeksin ve yollasın. Ben bu videoları yayınlayayım. Birleştirip bir video yapayım. İzleyenler direkt okula ulaşsın. Ben tekrar söylüyorum bir şey toplamıyorum, bana bir şey yollamayacaksınız. Bağış kampanyası falan değil benim yaptığım. Gidip bir de başım belaya sokmayayım para topluyor diye. Ben diyorum ki bu fikir hoşunuza giderse yapalım. Okullardaki hocalarımız derdini anlatsın, siz de izleyin, direkt okula ulaşın. İletişim bilgilerini falan da yazarım. Çok merak ediyorsanız akrabanız da gidip bakar orada varsa öyle bir okul var mı, bir sorun var mı? Böyle bir fikrim var ne dersiniz? Yani bunları hep sizle tartışarak yapmak istiyorum. İşe yararsa keyifli olur. Ama hem burs alacak öğrencilere yardımcı olursunuz, hem de bir yandan kendimize kardeş okullar bulalım mı? Soru bu. Ve bir sorum daha var. Eski videoları yeniden çekmeye başladık. Sizce güzel mi? Çünkü ses ve görüntünün kötü olduğu videolar var. Onları genişleterek, şimdiki abonelere uygun olarak ve sonradan çektiğimiz videolara da link vererek yeniden çekiyoruz. Ki bu akşam bir tanesini göreceksiniz. Neden İngilizce konuşamıyoruz diye bir video yayına girecek. O çok çok önemli benim için. Ee, bu da gelecek. Kanala bazı zeka soruları getiriyoruz. Onu oylama yaptık. %80 onay çıktı. Tamamız. Dün yaptığım ankette bir fikrim daha vardı. Bu fikri de sizle paylaşmak istiyorum. Çok soru soruyorum biliyorum ama ne olur unutmayın. Hepsine cevap verin. Tek tek cevaplayın ricam. Ee, dün bir oylama yaptık ama %55, %52 falan oldu. Ben de öyle oylamaları sevmiyorum. Ben istiyorum ki bir şey ya %70 olsun ya %80 belli olsun. Dünkü oylama şuydu. İkinci bir video eğitim kanalı açalım mı? sizden gelen yeni videolar, çeşitli denemeleriniz ama tabii ki çeşitli kurallara uygun olarak. Çünkü o kanalı açmaya karar verirsek merak etmeyin. Filtrasyonu güzel olacak. Herkes aklına geleni yayınlayamayacak. Biz seçeceğiz. Ama sizlerden gelen şeyler için bir video eğitim kanalı açalım mı ayrıca ve oradan size yayın yapsınlar mı? Siz size yayın yapın mı? Yani video eğitim siz ya da video eğitim biz olsun adı. Ne dersiniz? Bunu şey diye düşünmeyin. Size yollasınlar bu kanalda. Hayır. Mevcut kanaldan size bildirim gelirse ve hiç hoşlanmadığınız birisi ise tepki gösterirsiniz. Ki bazı hoşgörüsüz, şimdi o konuya geliyoruz, e, çirkin yürekli insanlar kanala yeni gelen insanları kırabiliyor. Hiç hoş değil. Empati yapmayı öğrenin. Bu kanal beni nasıl kazandıysanız Allah razı olsun birçok insanı da kazanmanız gerekiyor. Şimdi gelelim evrim teorisi videosuna ve bitirelim. Evrim teorisi videosu kaldırıldı. Sebebi 9 kişi suç niteliğinde olan hakaretlerde bulundu. Evrim teorisi videosu geri gelecektir. Şu adli süreç başlasın. Ondan sonra geri gelecek merak etmeyin. Yani ilk önce bir mahkemelik işimiz var. Ben sandım ki 2950 videoyu yayınlamış Haluk Tatar ki din ve siyaset konuşmuyoruz biliyorsunuz. Böyle bir konuyu işleyebilir, böyle bir konuyu konuşabilir. Çünkü bir kitlesi var ve onun bir siyasi görüşü olmadığını çok iyi biliyor. Ama yüzde ne diyeyim 70 kitle çok bilinçli olarak oturup tartışmaya başlamasına rağmen bir yüzde 30 çok ağır hakaretler, küfürler. Kimisi beni A partili, birisi bazıları tam tersi B partili, Yahudi, din yobazı. Ne, ne olduğunu bile anlayamayıp salak salak konuşan insanlarla muhatap olduk. Bu insanlar küfür yazmaya başladı. Şimdi bana küfür edilmesi hadi bir yere kadar ki çok çirkin küfürler. Bir süre sonra birbirlerine küfür etmeye başladılar. Ve küfür filtresi olmasına rağmen yetişemedik. Ve sizlerin yani kanaldaki abonelerin görmemesi, kadın abonelerin görmemesi, genç arkadaşlarımızın, çocuk dediğimiz arkadaşlarımız var görmemesi için video yayından kaldırdık. Videoyu yoruma kapalı yüklemeyi düşündüm benim hatam. Ben sandım ki tartışabiliriz. Tekrar videoyu niye yüklemediniz, niye korktunuz diye saçma sapan ahmak ahmak konuşanlar var. Korkacak bir şey yok. Tekrar söylüyorum video adli sürece tanıklık edecek. Yani bir delil. O yüzden şu an yok. Kimseden korkmuyorum. Niye? Korkacak olsam o videoyu çekmezdim. O video tekrar gelecek ama ilk önce şu adli tatil bitsin. Bir bakalım kim ne demiş. Ee, dolayısıyla e, bu, kanalda e, bu kanalda eğer bir şey yoruma açık gelecek ise ki bundan sonra öyle gelecek. Hakaret edenler bilsin ki ben bu işi mahkemeye götürürüm. Daha önceden iki kişiyle mahkemelik olduk. Ee, karar ileriye bırakıldı. Para cezalarına çarptırıldılar ama daha önce suç işlemedikleri için bir kere daha suç işlerlerse benzer. Artık bir yerde hakaret edemezler o para bize gelir. Peki çok uzatmayacağım. Evrim teorisi videosu bu yüzden şu an askıda. Tekrar geri gelecek merak etmeyin. Ama e, bu kanalda yayınlanan her şey size ait. Siz sahip çıkacaksınız. Ben değil. Yani o videonun içerisinde altta böyle hani elle dokunarak okuyacağın kadar büyük puntolarla yazıyor. Bu benim fikrim. Ve buradan sonrası bir teoridir. Halen bana dayatmaya çalışan var. Teoridir ama kesin kanıtlanmıştır %100 bilmem ne. Değerli kardeşim, evrim teorisi tek bir teori değil. Evrim teorisi demiyor ki Allah var yok. Bu kadar cahilsin ki sen evrim teorisini Allah'ın varlığı yokluğuyla alakalı sanıyorsun. Evrim tabii ki vardır. Çünkü birçok canlı, ağaç, yaprak, denizin dibindeki deniz anası binlerce yılı yaşayan hepsi gelişiyor. Bazı canlılar hiç gelişmiyor. Yani primatlar var gelişiyor ama tek hücreli canlı var hiç gelişmiyor. Öbür tarafta denizin dibinde bir canlı var en soğuk yerde yaşıyor. Hiç gelişmiyor. O zaman evrim yok mu? Evrim var. Canlılar gelişiyor. Ama sen illa ki evrim teorisi Allah'la ilgili burasını kurcalamak istiyorsun. primitif beynin buna yetiyor. İlla hır çıksın istiyorsun. Sen bölücüsün. Sen cahilsin. Bunu söylediğim için de hiç aşağıya ama siz yazma. Peki çok uzattım. Toplayalım. Size sorum. Bir, video eğitim ikinci bir kanal açılsın mı? Bir, cevabını yazın. İki, kendi aranızda buluşmalar hazır mısınız? Güzel bir fikir mi? Bu siteye hemen abone olup hemen gruplanır mısınız? Ücretsiz tabii ki merak etmeyin. 3. Eski videoları yeniden çekelim merak etmeyin genişleteceğiz. Çekecek binlerce konu var. Daha sırada merak etmeyin bolca konu var. Konular bitmiyor. Eskileri o yüzden kurcalamıyoruz. Maksat sizleri daha eski ve kaliteli bilgileri güncelleyerek ulaştırmak. Dördüncü soru. Bursların fazlalarına yani veremediğimiz burslardaki kişilere ulaşmak ister misiniz? 5. Kardeş okul projesine ne dersiniz? Yazın bir cevaplayın bakalım. Sizlerin fikirlerini görelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.